Değerli izleyenler önemli bir haftayı geride bıraktık. Borsadaki düşüşler yaklaşık %9'a dayandı demiştik sizlere de. Bugün konum Halil Reçber'le birlikte piyasalar bundan sonra nasıl yön bulacak? Bunu konuşacağız ve saat 10'da işsizlik verileri açıklanacak. Bir de işsizlik verilerini değerlendireceğiz kendisiyle Halil Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Meltem. geçtiğimiz hafta borsaya bakıyoruz. %9'a yakın bir düşüş oldu. Evet. Cuma günü akşam saatlerinde de Fitch Türkiye'nin kredi notunu Düşürdü görünümünü, durağından negatife çevirdi. Biz acaba bunun etkilerini mi gördük borsada? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani geçtiğimiz haftadaki bu büyük düşüşün sebebi neydi? Yani önceden mi fiyatlandı? Önceden fiyatlama evet. var mıydı? Ee, şimdi geçen hafta bahsetmeye çalıştığımız seçim sonrası süreçlerde normalde havanın kabinenin belirlenmesiyle programın bir yerde netleşmesi, netleşmeye başlamasıyla olumlu bir süreçten bahsetmiştik ama 100 binlerin üzerinde 100-101 bin bölgesine kadar. Çok normal çıkıp üzerinde kalma ihtimalinin olmadığından bahsetmeye çalıştık. Oraya çıkabilir ama sonrasında oluşabilecek kar realizasyonları çok normal kabul edilmeli e, yorumumuz vardı ve 95.000 93 bölgesine dikkat çekmiştik. Zaten 3. E, günde bu önemli destekler kırıldı. Şimdi e, ifade etmiş olduğunuz gibi aynı zamanda Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Görünümünü de durağından negatife çekti. Yani bu eğer e, ekonomik aktivitede işaret etmiş olduğumuz noktalarda iyileşme olmazsa, Türkiye'nin bir daha notunu indiririz mesajı olarak e, algılandı. Hem indirdi ee, hem de geleceğe dair de bir mesaj verdi o zaman. Çok doğru. Şimdi e, tabii bu bu açıdan bakınca e, bundan sonra ne olacak diyecek olursak, borsa tarafındaki e, yorumla devam edip ekonominin diğer... E, tarafında nasıl etki oluşturur? Bunu yorumlayacak olursak aslında bu önceden evet fiyatlanmış durumda. Zaten böyle bir beklenti piyasa tarafında e, söz konusuydu ama e, iki e, hamle birden açıkçası biraz ağır oldu. Onu da söyleyebiliriz. Yani notun indirilmesi ve görünümünün de durağından negatif açılamış olması. olması. Diğer kredi kuruluşlarıyla benim de açıkçası kredi kuruluşları arasında en pozitif, en objektif gördüğüm bir kurumdu Fitch Bu anlamda bakımda. Çünkü diğer kurumlara baktığımızda S&P 3 kademe neredeyse Türkiye'yi aşağı çekmiş durumda. Moody's 2 kademe çekmiş Yatırım durumda. Yatırım yapılabilir seviyenin 2 katı, 2 derece kademe, altı. 2 kademe altında, ifade altı. ettiğiniz gibi. E, şimdi e, Fitch de bu kervana katılmış oldu. Ama diğerlerinden daha iyi durumda en azından değerleme açısından. Tabii ee, gelişmelere baktığımızda gerek enflasyonun yüksek olması, gerek faizin yüksek olması, gerek kur hareketleri. Bunlar ister istemez geleceğe dair risklerin e, olduğunu gösteren ve zaten detaylarda da bunu görüyoruz ee, açıklamalar. Ee, borsa tarafındaki süreç evet yani borsa zaten Ocak ayından bu yana geldiğimizde çok ciddi bir kar realizasyonu görüyor. Ee, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımızda biz burada biraz negatif ayrıştık. Ee, en büyük sorunumuz enflasyon diyoruz. Enflasyon e, ve bugünkü yeni ekonomi yönetiminin vereceği mesajlar, atacağı adımlar çok çok belirleyici olacak ve ileri de Türkiye'nin notunda etkileyecek bir eee hamle de göstermiş olacak. Ha, daha önceki sürece baktığımızda 2012-2013 öncesinde Türkiye'nin zaten 24 yıl boyunca kredi notu yatırım yapılabilirin altındaydı. Bu her şey bitti mi anlamına geliyor? Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'nin bazı kalemleri sıkıntılı ekonomi verileri açısından baktığımızda bazı kalemlerinde dünya standartlarının bile üzerinde gayet iyi. Borç rasyosuna baktığımızda ki buraya buraya bile vurguda bulunuyor. Bu, Burada bir de aslında önemli. şöyle bir notta düşmek lazım. Yatırım yapılabilir seviyesini biz daha önce altındaydık dediniz siz de. Evet. Ee, kredi derecelendirme kuruluşları hani benim gözlemlediğim kadarıyla Not verme, evet. notu artırma konusunda biraz daha kıt tutarken, notlarını düşürme Doğru. konusunda oldukça hızlı hareket ediyorlar. Çünkü geçtiğimiz haftada pek çok konumuzu ağırladık. Burada herkes hani fiçle ilgili Doğru. şöyle bir ortak kanı vardı. Biraz daha bekler, bakar bir kabin'e ne yapacak, evet. e, orta vadeli planla ilgili biraz bir hani belirlenmeye başladığında piyasalar e, buna göre buna göre tekrar bir değerlendirme yapar evet. diye biz bir kanaat getirmiştik. Ama beklemeye gerek dahi duymadı fiç. Doğru maalesef e, kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle gelişmekte olan ülkelere bu tür e, not değerlemeleri yaptığını görüyoruz. Biraz e, insafsız diyebiliriz, acımasız da diyebiliriz. Para miktarı da <laughs> kısıtlanıyor aslında dünyaya baktığımızda. Tabii ki. Kredi bulmak zorlaşıyor belki Tabii. o yüzden de böyle yapılıyor olabilir. Yani biraz daha yatırımcılara karşı daha... E, dikkatli Mes bir mesaj vermek açısından. Doğru e, ama tabii ki sonuçta gelişmiş ülkelerdeki e, rasyolara baktığımızda, karşılaştırma yaptığımızda Türkiye'nin o ülkelerde bazı gelişmiş ülkelerden daha iyi rasyoları olduğunu da biliyoruz. Bunu da bugün Avrupa'da Maastricht kriterleri denen kriterlere baktığımızda Avrupa Birliği dağılıp yeniden kurulmuş olsa bugün belki 5 tane ülke ancak e, master Maastricht kriterlerini yerine getirir. Bunlardan bir tanesi de Türkiye bazı kriterlere baktığımızda. Hepsi değil tabii ki. Ama şunu söyleyebiliriz en azından şu anki durumda Türkiye 2012'ye gelene kadar 24 yıl boyunca neredeyse yatırım yapılabilir notun altında seyretti. Yani daha önceki yıllarla karşılaştırdığımızda. Eğer borsa tarafına tekrar dönecek olursak borsada şu an için 90 binin altında hareketlerde gördük. Ama 93 bin bizim için çok önemli seviye çünkü hem dolar bazında 2 sent seviyesine denk geliyor hem de daha önce bu seviye test edildi ve buradan 100 binlerin üzerine 106 binlere de tepkiler görmüştük. Onun için 93 bin bu hafta önemli seviye olacak. Bu seviye üzerine çıkamadığı takdirde biz biraz daha bu hareketin aşağıya devamını görebiliriz. Ama benim kanaatim dip bölgede olduğumuzu kısa vadede düşünüyorum. Tepkilerin zaman zaman gelmesi çok normal olacaktır. Bizdeki gelişmeler dolar tarafıyla bağlantılı olarak baktığımızda çok daha önemli olacak. En azından şu anki tabloya baktığımızda kısa vadede tepkinin gelebileceği bölgelerdeyiz diyebiliriz. Bu arada hemen bir son dakika gelişmesini izleyicilerimizle evet. paylaşalım. Ee, bunu zaten açıklayacağımızı da söylemiştik. Saat 10'da TÜİK tarafından işsizlik verileri açıklandı. Nisan ayında işsizlik %9.6 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay ne kadardı? Bir önceki ay %10.1 seviyesindeydi. Aslında e, biraz al evet. hemen bir açıklaması vardı hatırlayacaksınız. Hani... E, enflasyonu tek haneli rakamlara en başta çekeceğiz daha sonra OVP'ye yaklaştıracağız demişti. İlk tek haneye gelen veri böylece işsizlik olmuş oldu. Ee, nasıl? Şimdi evet nasıl yorumlayacaksınız bunu? %9.6 Evet daha önceki programda da bahsettik. Türkiye'nin 40 yıldır kronikleşmiş bir işsizlik e, yüzdesi var. %9, %10 civarı. %9.5 diyelim. Şu an için gelen bu rakam evet bu... ...öncekilere baktığımızda 112'lere çıktığını düşünecek olursak... ...yılbaşından bu yana gördüğümüz süreç içinde... ...evet gayet iyi. İyi olmasının sebebi de var. Daha önceki programda da bahsetmeye çalıştık. dedi ki... ...işsizlik verileri daha Nisan ayı... ...Temmuz ayında Nisan ayı geliyor. Hı hı. Nisan ayı verileri geliyor. Çok normal çünkü büyümenin... ...gerçekten olumlu olduğu, yüksek olduğu... ...aylara denk geldiği için bu rakamın yüksek olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme devam ettiği takdirde... ...zaten buz bu geri çekilmeleri göreceğiz. Eğer Türkiye... %9'un altında, %9.6 gerçekten çok iyi bir rakam. Eğer Türkiye %9'un altında bir işsizlik noktasında bu süreci yakalayacak olursa, evet bu da çok önemli olacak. Ama bunun olması için dediğimiz gibi sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilir büyüme için de faizlerin çok yüksek olduğu bir noktadayız. Faizlerin indirilmesi için de enflasyon konusu yine en başa dönüyoruz. Enflasyon, enflasyon. çok çok önemli olmaya devam ediyor. Tabii Nisan bu ayda Temmuz ayının enflasyonunun da yüksek çıkması bekleniyor normal olarak. Ama Temmuz'dan sonra baz etkisinin de azaldığını e, düşünecek olursak evet gerçekten çok da önemli bir sürece gireceğiz yaz aylarından sonra bizim için e, bu manada bu anlamda çok çok önemli olacak. Çünkü faizin %20'lere geldiğini düşünecek olursak gösterge faizlerin 10 yıllık faizlerin de buraya geldiğini görecek olursak bir önceki programda bahsetmeye çalıştık. Türkiye acaba Rusya'nın yaşamış olduğu o sürecin aynısını yaşıyor. Evet şu an için aynısını yaşıyor. Eğer bu hamleler giderek olumluya dönüp içeriye ve dünyaya gerçekten e, biz bu işi e, başarırız. E, oyunun kuralları neyse ona göre yaparız. Merkez Bankası istediği gibi karar verir. Tarzında eğer dışarıya da içeriye de bu e, güvenli mesajları verecek olursak gerçekten Türkiye neden başarması? Çünkü geçmiş dönemde de e, başardığını gördük, yapıldığını gördük. Onun için benim kanaatim Türkiye en kötüyü gördüğünü düşünüyorum. Umarım bu veriler daha da olumlu gelmeye devam eder. Piyasalara olumlu mesajlar verilir ve arkasından inanıyorum ki Türkiye düzelmeleri böyle. yine görürüz. Şimdi Kesinlikle. grafik olarak da isterseniz Halil Bey hep birlikte bakalım. Grafiğimiz ekrana tabii. gelecek. İşsizlik verileri. Bunlar aylık işsizlik verilerini şöyle gösterelim. Hep iki haneli rakamlardaydı. Bakıyoruz tabii bizim şu anda Ocak 2017'den başlıyor ama iki haneli rakamlardan ilk kez %9.6'ya Nisan ayında gerilediğini evet. izliyoruz. Burada önemli bir veri daha var aslında. Kesinlikle. Genç işsizlik rakamı da bizim baktığımız çok önemli rakamlardan bir tanesi. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. 177 idi bir önceki ay. Şu an %16.9'a gerilemiş durumda genç işsizlik oranı da. Bu da Yüzde, önemli bir ilerleme. Çok doğru. %20'lerin üstünde %20'lerin üstünden buraya gelmiş olması çok çok önemli. 9.6'ya şöyle grafiğin en başına dönüp baktığımızda %13'lerden 2017 Ocak 2016'dan devreden rakamlara baktığımızda oldukça ciddi bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Hatta %13'lerden %10.2'ye 10.7 son tepe. Biraz bir onlar da devam ediyor evet, değil mi? çok uzun vadeli ya belki bir buçuk yıllık tabloya baktığımızda evet bir düşüş trendi var. Onun için demek istediğim Türkiye'nin 40 yıllık kronikleşmiş bir %9-10 işsizliği vardı. Amerika mesela bunu Son 40 yılın en düşük işsizliğini yakaladı. Neden Türkiye'de yakalamasın dediğimiz noktada? Çünkü büyüme anlamında baktığımızda bunu destekleyen en önemli veri büyüme. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben e, bu yakında gelecek olan büyüme verisi, sanayi üretim verisi bu noktada işsizlik için acaba daha aşağıya mı geleceğiz yoksa bu bir süre daha böyle mi gidecek? Bunun karşılığını görmüş olacağız. Yani. Önümüzdeki süreçte işte büyümeler bu anlamda çok çok önemli olacak. Şimdi izleyicilerimizden de çok fazla soru geliyor. Herkes doların evet. yönünü merak ediyor. Borsayı konuştuk. Evet. Sizce doların yönü ne olacak önümüzdeki dönemlerde? Şimdi geçen hafta 450 <laughs> seviyesi 455, 450 bölgesinde olan kur kabinenin açıklanması ile birlikte hızlı bir hareket oldu. Çünkü piyasada konuşulan isimlerin ekonomi tarafında yönetimde olmadığını görünce piyasa en azından bir ilk etapta bir reaksiyon verdi. Çünkü bir sonuç itibariyle ekonomi bundan sonra nasıl yönetilecek? Acaba eski alışkanlıklarla mı yoksa yeni bir takım adımlar atılıp gerçekten piyasalara olumlu mesaj ve verilecek mi? Bunun bir yerde karşılığını göreceğimiz bir süreç olacak. Tabii biz biraz ayrıştık ama gelişmekte olan ülkelerde de ayrışmalar söz konusuydu. Şu an gelişmekte olan ülkelerde dolar gerilemeye başladı. Dünyada da dolar endeksini gerilemeye başladığını diyoruz. Hatta güzel olan bir noktada Amerikan faizlerinin de aşağı çekilme, gerilemeye başladığını görüyoruz. Avrupa'da da faizlerin geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Umarım bizde de bu geri çekilme söz konusu olacaktır. Çünkü doların dünyada zayıflaması petrol fiyatları çok çok önemli. Hatta ben orta vadede petrol fiyatlarının 80 doları görmüştü. 50-55 dolarlara tekrar geri çekileceğini düşünüyorum. Bu enflasyonla mücadelede bizim için çok çok önemli. Bizim Aynı tarafımızda zamanda rüzgar bizim tarafımıza biraz daha dönecek çok doğru. geliyor bu. Çok doğru. Tamamen dolar endeksinin gerileme süreci, euro dolar paritesinde olumlu bir hareket görüyoruz. Risk iştahı artmasıyla tekrar Türkiye burada vereceği mesajlarla dünyaya eğer risk iştahı biraz artmaya başlar, gelişmekte olan ülkeleri ilgi artarsa Türkiye nasıl ki bir ara e, gerçekten gelişmekte olan ülkelerde ilk sıradaydı gayet olumlu. Adeta Türkiye ye. yıldız deniyordu 2012 e, öncesi sürece baktığımızda Böyle bir e, tablo olur mu? Evet, böyle bir tabloyu yakalayacak, tekrar yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için önümüzdeki e, süreç e, bu anlamda çok daha e, atılacak adımların e, olumlu, pozitif mesajlarının e, beklentisiyle gerçekleşecek. Şimdi bu arada ilk veriler de yine gelmeye başladı. Evet. Biz yüzde endeksinin 89.898 puanı uğurlamıştık geçtiğimiz hafta. Evet. Şu anda %1.2'lik bir artış olduğunu Doğru. izliyoruz 91.000 sınırında. Biz evet. endeksi de haftaya. Yüzde birlik bir artışla başladı. Buradan güzel bir haberle de veda edelim izleyicilerimize Halil Bey. Çok teşekkür ederiz ben size teşekkür aktardıklarınız ederim. için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler birazdan piyasa verileriyle son dakika gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olacağım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.